Merhaba, Nilgün Güney ben. 1952 yılında Lefkoşa'da doğdum. Çocukluğum Lefkoşa Suriçin'de geçti. Geniş aile olarak yaşıyorduk Lefkoşa Suriçin'de. Anneannemin bir 10 odalı, cumbalı, içinde hamamı olan bir eski evi vardı. İşte ben, yeğenlerim, teyzem, eniştem, anneannem, hatta anneannemin annesi, büyükanne dediğimiz, o da hayattaydı. Böyle bir evde geçti. Babam İsmet Vehit Güney, Kıbrıs'ın ilk profesyonel anlamda ilk ressamı diyebileceğimiz bir ressam ve sürekli resim yapan birisiydi ve sürekli okuyan birisiydi. Evde çok sanatla ilgili çok fazla kitap vardı. İşte bu büyük evde bir odayı atölye gibi kullanıyordu babam ve orada resim yapardı. Aynı zamanda lisede de resim öğretmeniydi. Ben böyle çocukken hatırlıyorum, ilgimi çekerdi onun odası, atölyesi diyelim. Boyalar, kitaplar, boya kokuları, bir sürü değişik alet, edevat. Sürekli gider karıştırırdım ben o resim yaparken, izlerdim. Tabii çok fazla karıştırdığım için bazen beni koymazdı odaya, sen girme falan diye yasaklardı beni. Çünkü ellerdim tuvalleri falan bilmeden. Ama ben gene de onu izlemeyi çok severdim. Kapıdan, pencereden de olsa izlerdim. O kitapları, resimli sanat kitapları vardı. Onları karıştırmayı çok severdim. Herhalde onun etkisiyle olacak. Yani evde ressam bir baba, resim malzemeleri, boya kokuları vesaire. Liseyi bitirdikten sonra kız lisesinde okudum burada, Lefkoşa Türk Kız Lisesi'nden mezun olunca akademiye gittim İstanbul'a. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi o zaman. Şimdi Mimar Sinan oldu. Neyse, oraya girdim. Yani aklımda resim okumak vardı. Yani başka, o zaman her üniversite ayrı giriş sınavları yapardı. Yani böyle şimdiki gibi merkezi bir sınav yoktu. İşte çoğu arkadaşlar birkaç üniversitenin sınavına giriyordu. Hani birini kazanamazsam hani ötekini en azından kazanmış olurum diye. Ben gidip sadece akademinin sınavına girdim. Ya olur ya olmaz, geri dönecektim. Yani başka hiçbir şans, üniversitedeki başka bir şansımı denemedim. Direkt akademinin sınavına girdim. Geçersem geçeceğim, kalacağım, geçmezsem geri döneceğim Kıbrıs'a şeklindeydi. Geçtim, girdim. Akademi o yıllarda 5 yıllık eğitim veren bir okuldu. İkinci sınıfta, yani aslında temel eğitimi bütün bölümler aynı alıyordu akademide. Yani aynı dersleri, aynı temel sanat eğitimini alıyorduk. Yani işte seramikçi, iç mimar, tiyatro dekorcusu, grafikçisi, ressamı, heykelcisi, hepimiz aynı temel sanat eğitimi alıp ondan sonra daha sonraki yıllarda tercihlerimize göre ayrılıyorduk bölümlere. Ben o dönemde grafiği okumak istediğim, hani o da evet resim de şeyim ama grafik çok daha çekici gelmişti ve grafiği seçtim ve grafik okudum ve grafikten mezun oldum akademiden. Bu 5 yıllık süre içerisinde 5 yıl dedim, masterli olarak mezun ediyordu o zaman akademi. Yani 4 yılda bitirdim ben üniversiteyi, mezun olayım diyemezdiniz. O 5. yıl ve master derecesini almak mecburiydi.
Tabii uzun bir süreç bu 5 yıl. Ben o arada evlenmiştim. Kızıma hamileyken yaz tatiline geldik 1974. Ben 70'te gitmiştim, başlamıştım şeyde İstanbul'da akademiye. 74'te tatile geldik. Tam savaş çıktı Kıbrıs'ta. Temmuz, 20 Temmuz, arkasından Ağustos savaşlar devam etti. Türkiye'nin çıkarması oldu şeye, işte darbe falan, bir sürü olay, hepsi ard arda. Ortalık, her taraf kapandı tabii ki. Türkiye'ye dönüş yapamadık. Ben Kasım ayında kızımı doğurdum. Zannedersem o Eylül-Ekim aylarında bu üniversite öğrencileri için bir gemi mi bir şey konduydu ve eşim o şekilde geri dönebildiydi şeye, okuluna. O da bitirmediydi, ben de bitirmediydim okulumuzu. Ben bu arada doğum yaptım falan. Tabii ki bir yıl bu şekilde benim kaybım oldu. Son sınıftım ben aslında, son sınıf olacaktım akademide. Hatta doğurduktan sonra dedim gitmeyeyim, kalayım falan gibi, hani böyle şey oldu. Bir de savaş girdi, şu oldu, bu oldu. Sonra annem, eşim de dediler, hadi git son senendi, bitir. Çocuğu anneme bıraktım, gittim falan. Bir sömestr gittim, ikinci sömestr devam mecburiyeti yoktu okulda. Onun için gelip burada hazırlanıp sınava girdim son bitirme sınavlarına ve o şekilde okulu da bitirip diplomamı aldım. Döndük tabii Kıbrıs'a, eşim de o zaman bitirdiydi. Tabii çocuk, ikinci çocuk da yoldaydı. İş arıyorduk. Resim öğretmenliği münhalleri açılmıştı tesadüfen ve ona müracaat ettim ve alındım resim öğretmeni. Bir yıl sonra resim öğretmenliğine başladım. Bu bir yıl sonra da ikinci çocuk geldi. öğretmenlik hayatım. Öğretmenliği seviyorum ben çünkü hep sevdim hayatımda. Nasıl babamın ressamlığına alışkın olduğum gibi evde annem de öğretmendi, babam öğretmendi, teyzem, eniştem öğretmendi, anneannem, dedem öğretmendi. Yani ailenin %90'ı öğretmendi ve öğretmenlerin içinde de gene aynı şekilde büyüdüm. Öğretmen ortamını da çok iyi bilen birisiydim. Onun için öğretmenlik de bana çok kolay, öğretmenliğe de çok kolay adapte oldum. 22 yıl fiilen öğretmenlik yaptım. İşte değişik yerlerde, Geçitkale'de başladım, Gönendere, Geçitkale, Kurtuluş, Güzel Yurt, Kurtuluş Lisesi, Bayraktar Ortaokulu, sonra Güzel Sanatlar Ortaokulu açılmıştı, orada yaptım. En son Güzel Sanatlar'dan emekli oldum. Bu arada tabii ki işte meslek, çocuk, iş hayatı falan derken resim yapmaya ama vakit bulabildim, nasıl bulduysam gene hayret ediyorum kendime. Arada resim yapmaya devam ettim. Sergiler yaptım. Sanırım ilk sergim 1983'tü. İkinci, o zaman tabii ki Atatürk Kültür Merkezi falan yoktu. Şeydi, Saray Otel'in salonu vardı. Hatta orası düğün salonu olarak da kullanılırdı zaman zaman. O salonda açtığımızı hatırlıyorum ben, o ilk sergilerimizi. Benim de ilk sergim Saray Otel'de açıldı. Tabii şey, grafik mezunuyum dedim ama grafik yapma şansım, hani profesyonel olarak bir reklam ajansı açmak vesaire mümkün olmadı öğretmenlik hayatına başladığım için. Ancak grafiği şu şekilde yaptım hayatta. Tanıdıklara, eşe, dosta, kitap kapağı tasarımı, logo tasarımı, afiş tasarımı gibi. Yani işte bir arkadaşım şiir kitabı çıkaracak, ona kapak tasarımı yapıyorum. İşte belediye tiyatrosuna logo tasarımı veya afiş tasarımı yapıyorum. Bazı yarışmalar olurdu o dönemde, belediye şey yapıyordu, kültür sanat şenlikleri yapardı o dönemde ve onların afiş yarışmalarını yapardı. O afiş yarışmalarına katılırdım. Ondan işte ödüllerim var, bazı ödüller aldım.
işte logo yarışmaları falan açıldı. Kıbrıs Türk toplumunda şey yeniydi, çok yeniydi grafik. Yani böyle insanlar alışkın değildi bir grafikçiye gidip de bir afiş yaptırma. İşte gider matbaaya, bana şöyle şöyle yap, böyle yap, işte şöyle bir şey çiz deyip öyle yaptırıyordu. Onun için meslek olarak da yapsaydım belki de çok hani o dönem için çok iyi bir iş yapıyor olmayacaktım. Ama bu şekilde pek çok grafik tasarımım baskıya girdi, kullanıldı ve bu benim hala görüyorum. Mesela Lefkoşa Belediyesi'nin logosu onlar kullanıyorlar hala daha. Çok sevdiğim bir logodur o. Başka logolarım da oldu. Afişler, bir kısmı yok oldu tabii çünkü onların dijital ortamda saklayabiliyoruz, muhafaza edebiliyoruz ama o zaman elde yapıyorduk afişleri. Bir tane afiş yapıyordunuz, onu da matbaaya götürüp matbaacı onu bir şekilde basıyordu. Ve o tek yaptığınız afiş de sizin elinizde kalmıyordu. O basılan afişlerden bir tane, iki tane saklamış olabilirsiniz. Saklamadıysanız da yoktur ortada. Onlar böyle hani arşivlenmemiştir büyük ihtimalle. Ben işte birkaç tane var benim evde sakladığım, yaptığım hani baskıya girmiş afişlerden, logolardan. Şimdi halen yapıyorum yani. Halen gene kitap kapakları vesaire tasarımları yapıyorum. Ama şimdi dijital ortamda olduğu için onları saklamak daha kolay oluyor. Hatta kendime bilgisayarda bir arşiv yapıp yaptığım logoları, grafik çalışmaları daha doğrusu toparlamaya çalışıyorum bir dosya içerisinde. Bulabildiğim mümkün olduğu kadar. Zor aslında yani. Mesela ben şu anda babamla ilgili, babamın biyografisiyle ilgili de bir kitap yazıyorum. Kitap Kıbrıs'ın ilk ressamı diye söyledim. Önemli bir kişi ve yaşadığı döneme de ışık tutacak bir kitap olacağını düşündüğüm için bunu kaleme almak istedim ama hiçbir belge yok, bulamıyorum, çok zor buluyorum. Kendisi de bir şey bırakmadığı için, belge bir şey, evde de bir şey olmadığı için işte böyle arşivlere gidiyorum. Gazete haberlerinden falan bir şeyler toplamaya çalışıyorum. Hakikaten zor bir şey. Eğer kişi kendisi arşivlemediyse bir şeyleri, onu sonradan araştırıp bulmak gerçekten çok zor. Neyse kitabı başardım yani, çok fazla o dönemin gazeteleri de her şeyi yazıyormuş meğer. Onun için kolay oldu. Yani kolay derken bulabildim en azından, o açıdan kolay. Çünkü günlerce arşivde gazeteleri taradığımı hatırlıyorum. Kitap sonuca ulaştı. O da umarım bu yıl içerisinde baskıya girecek. Çalışmalarım bu şekilde devam ederken ben resim de yapmaya devam ettim bu arada. Yani resim yapmak daha rahattı çünkü gecenin bir vakti hani uykun kaçar kalkarsın ya da işte yemeği ocağa koyup gelip burada bir şeyler çiziktirebiliyorsunuz. Öyle o şekilde resimleri çocuklar küçükken özellikle yürüttüm. 11 kişisel sergi oldu.
Herhalde 100'ün üzerindedir karma sergi, katıldığım karma sergiler sayacak olursak. Onları da toparlamaya çalışıyorum. Şimdi ben bir CV olarak listeliyorum. Tabii ki bu karma sergilerim birçoğu Kıbrıs'ta olmasına rağmen pek çok da yurt dışı sergileri vardır. İşte bunlar arasında Avusturya, Londra, Fransa, Türkiye, Ankara aklıma gelen, yani yurt dışında pek çok karma sergi oldu ve bunlara katıldım. Almanya'da kişisel sergim oldu ayrıca. İki tane kişisel sergim oldu. Benim sulu boyalarımdan oluşan. Burada benimle tanışan Alman bir hanım vasıtasıyla benim resimlerimi çok beğendiği için Münih'te bir kütüphanenin salonunda benim resimlerimden oluşan bir sergi açtı Almanya'da. Sonra aradan 5-10 yıl geçtikten sonra bir ikinci sergi yapıldı gene Almanya'da. Avusturya ile bağlantılarım oldu. Orada bir Avusturyalı ressam arkadaşım vardı. Onunla da sanatçı değiş tokuşu gibi bir projeler yürüttük. Yani 3-4 tane Avusturyalı sanatçı Kıbrıs'a getirilip burada işte bir hafta 10 gün kalıyorlar, resim çalışıyorlar ve sergi açıyorlar. Bizim işte Kıbrıs'ı görüp tanıyorlar vesaire. Bizden de 3-4 sanatçı Avusturya'ya gidiyoruz. Orada çalışıyoruz ve orada sergi açıyoruz şeklinde. Bu ben her seferinde yönetici durumunda olduğum için diğer Avusturyalı arkadaşla beraber ikimiz gidip geliyorduk ve beraberimizde farklı sanatçılar götürüp getiriyorduk. Böyle 4-5 kez tekrarlandı bu çalışmalar. Sonra ara verdik bu şeyleri ama hala devam ediyoruz. Son pandemiden önceydi galiba. Benim atölyemde çalışan bir grup vardır. O grupla birlikte Avusturya'ya gittik. Ve orada oradaki bölge, arkadaşımın kaldığı bölge, göller bölgesi Avusturya'da bir köy. Manzara açısından muhteşem bir yer, küçük bir köy yani. Otel değil de pansiyon şeklinde evler de var. Ama tabii çok güzel, hep çiçekli, hep çimenli. Her taraf göl, çok güzel. Orada desen çalışmaları yaptık ve döndüğümüzde sergisini açtık. Bu şekilde ilişkilerimiz oluyor yani yurt dışıyla. Rum tarafıyla, güneyle ilişkilerimiz oluyor. Onlarla ortak sergiler yapıyoruz. Tabii ben bu arada bu Avusturya ilişkilerinden sonra bir dernek kurmuştum burada, EMA. Bugün EMA halen devam ediyor Akdeniz Avrupa Sanat Derneği olarak. Onun kurucusu benim. Orada bir süre başkanlık yaptım, yönetim kurulunda çalıştım. Çok fazla faaliyetler yaptık. Ben artık biraz geri durmaya başladım şimdi. Gençlere devrediyorum her şeyi, bu tür ilişkileri, çalışmaları. Daha dinamik gençlerimiz var, çok başarılı. Onlar sürdürüyorlar, EMA devam ediyor. Ben biraz daha içime kapandım demeyeyim, kendi sanatımla ilgilenmeyi düşünüyorum bu son. Özellikle pandemiden sonra, pandemide zaten kapandık ve pandemiden sonra bir sergi çıktı, Bohça sergisi, AKM'de açıldı. Genel olarak soyut çalışan bir insanım ben. Grafiğin etkisi var resimlerimde ve kolaj kullanıyorum, farklı malzemeleri kullanıyorum resimler üzerinde. İnsan yüzleri ve insan figürleri soyutlamaları yapıyorum ve bunlar üzerlerine kolaj çalışıyorum. Bu son Bohça sergisinde kolajlarımı biraz bir tık daha ileriye götürerek
bütün elbiseler yapıştırmaya başladım tuvallerin üzerine. Bu da işte mesela evde bulunan annemin nişanlılık elbisesi gibi ne yapacağımı bilemediğim, bunu nasıl koruyacağım veya işte güveyemiş, güveden nasıl koruyacağım veya etnografik müze olmadığı için veremeyeceğim elbiseleri tuvallere yapıştırmaya ve bohçaların kendilerini de bu şekilde bir sergi çıktı. Bu da benim hep yapmak istediğim, sanatımla yapmak istediğim bir şeydi aslında. Kendi kültürümden, kendi kimliğimden yola çıkarak, kendi özümden yola çıkarak çağdaş resim üretmek. Bana göre bir sanatçının yapması gereken şey budur aslında. Ya. Bir ressamın, sanatçı demeyeyim ona. Yani kendimizi, kendinle samimiysen yaptığın iş daha değerli ve daha doğru ve daha çok insana ulaşabilen bir çalışma olur. Başkalarının yaptığına benzer bir şeyler yapmaya kalkıştığında kendinden uzak, yapay ve yüzeysel kalır. Onun için ben kendi özümü kullanarak, ki bu son bohça çalışmasında öyle oldu, kendi yani ben derken Kıbrıslı kimliğimi kullanarak oraya resimleri çıkardığımı düşünüyorum. Ve hep de yapmak istediğim ama belki de tam hani olmadı falan gibi düşündüğüm ama bu bohça sergisinde de tam yerini bulduğuna inanıyorum. Yani bu isteğimin yerine geldiğine inanıyorum. Benim anlayışım bu, sanata bakış açım bu. Yani hangi teknik, hangi tarz, hangi üslup önemli değil. O sizin tekniğiniz, sizin üslubunuzdur. Ama bakış açınız, dünyaya bakış açınız, diğer insanlara ne söylüyorsunuz yaptığınız işle, bu daha önemlidir benim. Niye yapıyorsunuz o resmi? Niye o insanlara gösteriyorsunuz resmi? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya da siz kendi içinizden neyi dışa vurmaya çalışıyorsunuz? Bunu görmek istiyorum ben de resimlerde. Başka resimlerde de onu arıyorum aslında, başka sergilerde de ben. Ama bunu önce kendim yapmalıyım diye düşünüyorum. Ve bunu yaptığıma inanıyorum son sergiyle birlikte. Ve bu son sergi zaten çok ilgi de gördü. O kendi kendimi teyit etmiş oldum bu şekilde. Çünkü hani çok insan geldi sergiye. Çok fazla yayıldı, duyuldu. Herkes birbirine söyledi. Öteki de geldi, o ötekine söyledi. O şekilde yani serginin resimleri indirirken bile izleyici geliyordu sergiye. Sanattan anlamak belki çok önemli değil ama sanattan anlayan ve anlamayan herhangi bir insan, yoldan geçen bir insan sergiye geldiği zaman kendinden bir şey buldu. Kendi hatıralarını, kendi annesini, kendi nenesini hatırladı. Hatta Ukraynalı bir arkadaşım, bizim de vardı böyle bohçalarımız ama şu anda bilmiyorum yoktur diye ağlamaya başladı. Yani evimin yerinde olup olmadığını bile bilmiyorum diye ağlamaya başladı. Onun ağlaması beni mutlu etmedi tabii ki, o üzücü bir şey. Ama benim resmimle iletişim kurmuş olması beni tatmin eden bir duyguydu. Yaptığım işi doğru yaptığıma inandırdı beni ve mutlu etti. Bu yolda gitmeyi planlıyorum. Bakalım nereye gideceğim?
aslında sanatta bir yoldur. Bir yerden başlarsınız ve aynı şekilde durmaz. Siz değiştik sonra sanatınız değişir. Çevre, coğrafya, ülke değiştik sonra siz de değişirsiniz ve ister istemez bu da sanatınıza yansır. Nereye gidersek oraya kadar gideceğiz artık herhalde. Teşekkür ederim.